Stüdyolar kuruldu, stüdyolar kuruldu. Amanın da amanın, amanın da amanın. Stüdyolar kuruldu, Pınarcığım, Pınarcığım. Çerçeve çekmedim dudağıma, nasıl olmuş Pınarcığım? İstiyorsan çek diyorsan çekeyim çerçeve dudağıma. Yok böyle iyi diyorsan o zaman yaz bana. Ay bu da çok Gürce yol. Çok Gürcü, çok çok çak çak çak. Geldi mi? No, no, yok. Amanın da amanın, amanın da amanın. Yandı yürek, ateş koru, yanmam artık diri diri. Feride bugün. Olsun, seviyor onu. Seviyor onu, gönderiyor ona. Seviyor, seviyor. Duru'yu seviyor Feride. Bir onu sever, bir de beni seviyor. Canım. Türkan ablacığım hoş geldin. Gayet güzel olmuş abla demiş Pınar. Öyle mi canım? Ha. E şimdi de şey yapacağım. E soğuk su alayım, geleyim. Yani. Amanın da amanın, amanın da amanın. Yandı da yandı, yandı. Hayret nasıl yaşıyorum. Geleceksin diye gözüm yoldaydı. E karpuzumu şöyle koyayım. Evet efendim. Başka ne kaldı? Ha? Şöyle. E şimdi soğuk su. Evet.
Soğuk su alacağım. Bakayım buradaki soğuk mu? Yok, bunu götürüyorum. Soğunu getiriyorum. Ona göre canım. Evet. Orada ne geçiyor ablacığım? Konu, içerik ne? İçerik ne abla? Kısaca yazarsan hatırlarım belki. Hatırlamıyorum. Hatırlamıyorum. Amanın da amanın. Ben yanıyorum. İçerik ne? Öyle mi? Öyle mi efendim? Sen mi yazdın benim alın yazımı? Sen mi çizdin benim yalnızlığımı? Kendime bir tane şey almayı düşünüyorum. Gerçi var burada Samsonite. Şu kullanmış olduğum makyaj malzemelerini bir Samsonite'in içine koyacağım. Daha sonra kullanmadıklarımı başka bir Samsonite'im daha var. Ona koyacağım. Öyle. Yani. Yok yarın oje sürmeyi düşünüyorum canım. Çünkü asitenim yok şu anda. Ondan dolayı canım. Şimdi ben asiteni olmadan bunu silmeden Aysin abla gelmiş. Hoş geldin Aysin ablacığım. Neredesin abla? Kız Aysin abla değil mi bu? Bana mı öyle geliyor? Çankayacığım hoş geldin canım. Aysin abla mıydı? Fındık burnum, fındık burnum. Çankaya fındık burnum gene gitti. Ay. Valla dün şey yaptım, patates salatası yapmıştım. Baharatlarını çok kaçırmışım. Gül İnanoğlu, merhabalar. Baharat Toprak Soykan, merhaba canım. Çok kaçırdım baharatlarını efendim. O hastaneden gelirken. Bilmiyorum. Az bir şey yemişim. Değil mi kızım? Toprak Soykan abin geldi kız. Merhaba diyor. Kurban olsun anne sana. Tamam. Şş, hep böyle yayında yapıyorsun. Yapma.
Aa, insan bir dolaba koyar. Evet. Niye dolaba koymamış ki? Allah sana ne diyor? Laçaya diyor. Aa, kız neredeydi? Alıyorum canım. Alıyorum, olmuyor canım. Kız. Kız bir de şuradan deneyeceğim seni. Aa, Aysin abla buradaymış ya canım. Niye söylemiyorsunuz bana? Ablam buradaymış ya. Bak Aysin ablayı alıyorum. Yine sana darılıyorsun ama. Alamıyorum işte. Olmuyor. Acaba madilik mi yedin? Ne yaptın? Hoş geldin Aysin abla. Canım beni hoş bulduk. İyi misin sen? Vallahi ne yapayım abla ya? Dediler ki yarın pizza şeydi. Zennife dedi. Yarın pizza şey gelecek dediler. Ay dedim bari bugün de içeyim de bari. Ne yapayım? Niye şey Zeynep niye gelemiyor ki? Vallahi bilmiyorum ki. Bana bak kız Zeynep yoksa sen beni engelledin mi? Onun için mi gelemiyorsun? Hayatta o şey yapmaz sana yok. Ay ne bileyim ben bilmiyorum ki. Zeynep. Kız Zeyno niye gelmiyorsun? Zeyno Dur ama bakayım bir de yazıyla Zeyno ne deneyeceğim. yazmış o abuk sabuk şeyler yazıyorsun böyle x'ler mixler bilmem neler Zeynep, koyuyorsun. Zeynep başka hesabın var mıydı senin? Yedek. Ne diyor bu şey go 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 bilmem ne bir şeyler yazıyor. Bazen ben de ona öyle yazıyorum WhatsApp'ta. Tak 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 tak. Kız Zeyno. Gel buraya. Ne diyor Ayşe Hanım'ın bülbül Al yuvası aşkım saçlarını dökülüyor. buradan. Alayım aşkım. Alayım. Aha alırım. Ama olmuyor hanıma. Neden olmuyor? Keşke gelebilsem de. İbrahim İbrahim Bey demiş ki çok Aysin çok abla geçmiş olsun demiş. çok mersi teşekkür ederim Zeynep, İbrahim. şu üstten deneyeceğim seni. Üstten deneyeceğim. Zeynep bak seni üstten deniyor ha. Bak Zeynep. Başka hesabın varsa bana WhatsApp'tan linkini at, yaz, oradan alayım. Hadi Aysel, seni tanımıyorum, alamam. Aha! Ha geldi. Kız neredesin sen? Geldim. Merhabalar. Merhabalar aşkım. Aşko Efes al. Eses Ses kafasında değilim aşkolar ya. Çok ya yorgunum. kız ses al kız. Aysin abla seni çok seviyor. Ay bak. Film gözleriyle Bak abla hoş geldin. var ya bak dün konuştuk Evelsin konuş. Evelsin gündü. Kız ben sana telefon açıp sormadım mı? Sibel hani o bir yere girmişti de sana telefon açıp sormadım mı ben? Ya çok memnun oldum. Ay ne kadar sevindim gitti geldi tekrar dışarı çıktı diye. Demedin mi gı? Evet, konuştuk ya biz seninle. Öyle zaten Ama ben tanışmıştık ya. abla Ha. Sekin'e
Ambulans ekine yayın planı açmadım. Sadece hastanenin önünden kısa bir şey paylaştım herhalde. Yok be. Hani sen bir ara bir yere girmiştin ya. O zaman ben Zeynep'e telefon açmıştım. Öyle mi abla? Ben zaten Zeynep'le konuşuyordum. Ben bir tek Zeynep'i aradım ben. Numarası vardı Ama bende. sen geç çıkacaktın, erken çıktın. Erken çıkınca da yayın yaptın. Ay ben de o kadar çok sevindim ki hemen Zeynep'i aramıştım. Aramadın mı göğüs seni? Aynen, aramıştın hayatım ha. Öyle E tanışmıştık ya senle. bana niye tabii. söylemiyorsun kız Zeyno? Unuttum Ama ama geldi ya. kadın unutmuştu ya. Yok ama ben günde kaç kere arıyordum ankesleri telefondan Zeynep'i? Şey o unuttum diyorum, unuttum, unuttum. Oradaki hatta bayan arkadaşlarımı bile konuşturuyordum. Mahkumları, Zeynep'le. Tamam da biz tanışmak için yani Ayşin Hanım aradı yani. Sibel, Allah'ını seversen Sibel. E diyor ya Sibel'i sordum diyor. Orada tamam işte unuttum diyorum Ha, sana. tamam. Yani SS'ler o an kafa gitmişti SS'lerde. Gitti gitti, kafa gitti. Yani Kafa. SS olsaydı diyorsun unutmazdım. Zekeriye girsin bu SS'ler ya, artık yeter, yoruldum. Neydi? Bana bak. Sibel. Zeynep'in dediği neydi? Hani ne kız neydi o senin söylediğin? Malkın mülkün temeli miydi? Neydi lan? Malamı ne? Malamı ne? Yok kız. Hani sen söylüyordun ya, devletin bilmem nesi bilmem nesidir diye bir şeyler söylüyordun Adalet ya. mülkün temelidir. Adalet mülkün temeli. Adalet mülkün temeli. Ay ne zaman ben bunu duysam hep Zeynep aklıma geliyor. Ama ne güzel işte, adalet Hoş mülkün geldin ya. temelidir. Adalet mülkün temelidir, doğru söylüyorsun. Hadi biz gelmişken şimdi bak, alttan bana saldırı başlar. Hadi neyse, hadi biraz kıyak geçek bunlara hadi. Öyle halim de yoktur ama. Sibel ben neredeyim biliyor musun? Kız Ankara'dayım. Ankara. Aa, gel Ankamel'e götüreyim seni. Zaten ben Ankara'dayım şu an. Ankamel diyorum. Ankamel'de güzel restoranlar var orada. Vallahi halim yoktur. Yol gelmişim, şimdi çökmüşüm hele. Yorgunum Ya Sibel, Allah Ankamel için. Dur hele. şey işte kız alışveriş merkezi büyük. Ama Kızı kafa yok, restoranlar da var orada. restoran zaten midem doldu. Dur hele. Çok yedim ben. Dur hele sen. Sibel bir şey söyleyeyim. Seni bu Ankara yanıyor. Cayır cayır yanıyor. Yanıyor. Cayır cayır. Hayır canım buraya bugün serin. Ha Ya gündüz bilmiyorum. Ha gündüz market. esiyordu, gündüz esiyordu. Kız Sibel, senin bu Ankara'n yanıyor cayır cayır. Bu nedir? Yok annem, buralar bana göre değil. Oraya koydum. Hadi ye. Bitti. Öbür kutuyu açacağım. Ankara'nın bağları da çıklım şıklım yanıyor. Zeynep, o güzel sesinden bir tane seslendir Sibel soğuk su içe içe zaten sesim gitmiş heleli. Sibel'le biz Ankara'da birkaç gün komşuyuz yani, arkadaşlar. seni. Evet. Yakında da İsveç'e gidiyoruz Aysin ablaya, hanım abla. Olabilir. Evet, turneye çıkıyoruz. Bir ora kalmıştı, oraya da gidek. Kız bu gün ne hal? Tamam, bunu Ha? tanıyorum. Bir de az önceki gelen, o Almanya'daki gelen miydi o? Buraya Almanya'dan gelen miydi o? Bir tane garaj Kim? gelmişti ya. Gün ne Vallahi hal hayatım, oluydu, değil mi o? tanımıyorum. Ha. Senin Gülnihal artık. Hanım, siz niye Feride'ye madimati şeyler söylüyorsunuz? Feride'nin kimseye zararı yok. Ayıp değil mi size? Yaşınızdan başınızdan utanır. Neden kadını rahatsız ediyorsunuz?
Değil, bildiğin gibi zannetme yani. Günlü hal. Evet Gülnar. Neden öyle bir şey yaptın? Aa, öbür Gül Hanım gelmeseydi bak ilk etapta o katıldı. Günal o. Gül İnan o oğlu. Evet o. Ayrıca bana niye sen video falan gönderiyorsun kız? Buraya geldim, rezalet çıkarttın. Bir şey ısmarladın, burnundan getirdin. Ondan sonra Feride'ye çattın. Melisa'ya iftira attın. Hayır, ilk başta katılan gelen oydu. Gül'ü tanıyorum. Bu değil. Bu daha yeni geldi. Ayıp ama. Şimdi yani sen kız Gülnihan seni tanıyorum. Öbür kadın geldi diyorum sana ha. Senden önce. Gelmiş burada Neyse ben... bana demez miydi? Çatla patla. Kanalın altına yazmış. Bir videomun altına. Çatla patla Sibel. Ben her ay 500 euro Okşan'a gönderiyorum. Gönder. Niye çatlayayım? Sibel'cim sen niye böyle bu kadar çok şeylere kafanı takıyorsun? Abla geliyor orada yazıyor destan Ay gibi. yazsın. Sana ne? Tamam Ha, hiç göndersin. umursama. Hayır, niye çatlayayım, niye patlayayım onu diyorum ona. Sen kendi hayatına baksana Sibel'cim. Boş versene sen. Ay Aa. Zeynep yalan mı konuşuyorum? Evet ya Sibel işte takınca takıyor. Takınca takıyor. İşte arkadaşlar bakın eğer siz Sibel'i bak arkadaşlar size şunu söylemek istiyorum. Eğer siz Sibel Hanım'ı yok etmek istiyorsanız bu ortamdan ya da işte bu dünyadan en güzel şey ne yapıyorsunuz? İşte Sibel'e böyle kötü şeyler. Ya kadın ne diyor ya? Kadın diyor ki ya benim hakkımda konuşma diyor. Ben de senin hakkında konuşmayayım diyor. Yalan mı Zeynep? Doğru. Ha? Şimdi bu kadın hakkında konuşmayın. Bu kadın da sizin hakkınızda konuşmayacak. Yoksa ondan sonra kadın kendini oraya canına vuruyor. Ya Bayram yazık günahtır Bey, ya. bak Bayram Bey hoş geldin. Bayram Bey beni Yazıktır 2014'ten günahtır ya. bu yana ablacığım hemen hemen senin takip ettiğin O tarihten bu çok... yana beni takip eden hiçbir saygısızlığını görmedim Bayram Uysal Beyefendi'nin. 2014'ten bu yana bak. Hiç saygısızlığını görmedim. Ne izleyicilerime ne şahsım adına. Yani kadın açık açık size diyor ki benim hakkımda konuşmayın. Benim hakkımda konuşursanız ben de sizin hakkınızda konuşurum diyor. Tabii ki benim de ağzım Arkadaşlar var, dilim var. ha Tabii canım. arkadaşlar siz de bu kadın hakkında konuşmayın. Yoksa bu kadın eğer siz bu kadın hakkında konuşunuz takdirde kim olursa olsun Ahmet, Mehmet, Hasan, Hüseyin şu bu. Bu kadın hem canına kıyıyor hem de sizlere karşı kötü konuşuyor. İşte kiminin mezarına bilmem ne yapıyor, kiminin bilmem nesine yapıyor, şunu yapıyor. Yapmayın ya, yapmayın ya. Bu kadınla iyi geçinmeye çalışın. Ya da bu kadınla iyi geçinmek yani bu kadınla iyi geçinmek Boş istemiyorsanız ver Aysin bu abla. kadının programlarına girmeyin. Muhabbetimize bakalım. Muhabbetimize bakalım abla. Bugün 30 kişiyi kaldırdım buradan. Neyse bu. Yani Zeynep'ciğim yalan mı konuşuyorum yani? Evet öyle hayatım ya ama yani Sibel Hanım'ın üstüne geldikleri gibi hepimizin üstüne geliyorlar. Ya bunlar insanı yoruyor yoruyor vallahi yoruyorlar. Hayır Zeynep'ciğim şimdi Sibel'in bir huyu var. Kadın kendi ağzıyla söylüyor ya. Benim diyor üzerime gelmeyin. Benim hakkımda konuşmayın. Hayatım, Yoksa
Konuştuğunuz takdirde diyor. Ben de konuşurum diyor. Kadın açık açık söylüyor ya. Şimdi Sibel Hanım haklı yani. Şimdi bunların bir adeti var. Bunların canı sıkılıyor adliye. Bilme. Abi gidip siz niye başkalarıyla uğraşmıyorsunuz? Yok Sibel, yok Zeyno, yok bilmem kim. Bak Ayşin Hanım dikkat ettiniz mi? Hep aynı kadro. Aynı kadro. Hiç değişiklik yok ha. Aynı kadro. Vallahi ben dikkat ettim hep aynı kadro. Saldıranlar aynı kadro. Niye başka yere gidemiyorsunuz? Yemiyor mu? Sibel'e saldırdığınız gibi ya da bana saldırdığınız gibi gitsenize millete. Yemiyor değil mi? Yemiyor. Kahverengi kalemim nerede? Nerede? Şeyi de anlamadım ben. Dün ben rahat konuşamadım da. Ayşin Hanım da burada. Bu Şükran Hanım ben anlamadım yani. Sen neye giriyorsun kendine şahitlik, kendini yazdırıyorsun hanımefendi? Sen olayın neresinde varsın? Ayşin Hanım. Seni bir dakika. Kendini yazdırma. Kendini sana karşı mı yazdırmış? Yok yok işte neymiş bu karşı taraf? Rica mı ediyor, ne diyorsa. Şimdi kadın böyle diyor ki ben diyor duyduğumu. Abi sen duyduğunu biz de burada neler duyuyoruz. O zaman biz de koşak. Yani Şükran Hanım. Yani sen duyduğunu deseler ki atıyorum deseler ki Şükran işte şöyle yapmış. Ben de gidem şahitlik. Böyle bir dünya var mı? Böyle bir dünya yok annem. Böyle bir dünya yok. Kendini gitmişsin. Bak ben şimdi Ankara işim bitsin ben direkt adliyedeyim. Sen hangi sıfatla gidiyorsun kendi kendine şahitlik yapıyorsun? Şimdi ben gideceğim öğreneceğim. He? Hayırdır? Hoş ver. Olayın neresi? Ama bak bir dakika, ben şimdi burayı bak, tartışma olarak Sibel, açmadım. Bak, isim vermiyorum. Güzel bak, muhabbet yapalım burada. Sibel ben sadece konuşuyorum aşkım konuşuyorum. Yalancı şahitlik ama bir tamam, kere bak, sus. Ama tamam haddini aşıyorsun. Sus dediğim zaman sus. Ama tamam da yani Sibel'cim yani şimdi bizi niye boş kimse ver, şahit? Tamam boş ver. Gerekli yerlere yasal hakkın neyse gider kullanırsın. Bu kadın burada yok. O yüzden arkasından konuşma. Ya var olsun yok olsun. Benim hakkımda gidip yalancı şahitlik yapmayacak insanoğlu. Burada niye söylüyorsun? O zaman kendin yayın aç, kendi yayınında söyle. Ben burada muhabbet ediyorum ya. Tamam. Benim morale ihtiyacım var. Ben tamam. Hasta bir insanım ya. Aşkım neyse hadi. Hayır sadece düşüncemi söyledim bir tanem öyle. Kapattım konuyu. Ne diyor bu alttaki Gülnihan? Ne diyor Sibel Baysal'a? Bugün bir ne yemeği yaptın hanım ağam? Ayşin Hanım burada mı? Buradayım. Ha. Allah aşkım ben bir yemek yapmadım. Ben yol geldim. Oturdum yedim. Ya hava değişikliği mi Sibel? Neyse. Habire insan yiyor maşallah. Yani iştahım açıldı. Senin bu Ankara'nda iştahım açıldı. He Sibel. Demek sen boşuna kebapları yemiyor musun Sibel? Vallahi haklısın. Nerede kız? Hani kaç gündür kebap mı geliyor bana? Sibel. Nazar değdiler kız. İyi kötü hayranlarımdan geliyordu kız. Kaç gündür bak, görüyorum. Yiyoruz Arora'yla. Yok. Fellik ben sana diyorum. Senin kadrolar hepsi yani genelleme yapmıyorum. Fellik fücürler. Bir kebabı bile kıskanırlar. Yok. Kız daha önce de pirzolalar dahi geliyordu. Hatta bugün Aysin abla demiş ki orada okudum yorumunu. Bir alemsin kız demiş bana. Pirzolayı gösteriyorum ya o gün kardeşimden geldi ya pişirilmiş hazır. Ha? Kutuda pardon da. Artık i̇şte, yok. Bırak pirzolayı. Dürüm bile gelmiyor. Aşkım sana bunlar burada yazmıyor. Gidiyor milletin özeline yazıyorlar. Diyorlar ki kebap yollama yollama. Niye? Siz niye karışıyorsunuz? Allah, bir kadına? Şey söyleyeyim mi? Bir şey söyleyeyim mi sana? Buradan birini mahrum edeceğim şimdi. Dur bakayım. Çıkar. Evet canım mahrum et. Evet mahrum et canım. Evet birisi ebedi kokurik. Tamam. Heledim heledim. Güle güle gitsin ona. Gidenin ardından konuşulmaz. Aman Sibel. Vallahi ben sana bir sürüm. Ben sana diyorum senin kadro aynı. Bunlar başka yere geneleme yapmıyorum gene. Bunlar gidip başka yerde konuşamaz. Yemez yani yemez.
Bunlar geliyor böyle işte ulu yapıp gidiyor. Ulu. Sibel'e saldırdığınız gibi, bana saldırdığınız gibi bu sanalda bu milyarca insan var. Niye gitmiyorsunuz? Ne gitseniz de. Biliyorsunuz değil mi? Böyle boyunuzun ölçüsünü alırsınız. Vallahi bu sanalda ben anlamadım. TikTok var, gidip orada zengin, yani bir sürü insan para kazanıyor. Bunlar da canı sıkılıyor. Sibel'e sataşıyorlar. Zeyno'ya sataşıyorlar. Niye? Niye biz trilyoneriz? Öyle değil mi Sibel? Bize niye sataşıyorlar, söyle. O zaman şunu buradan söylemek istiyorum. Aysin abla. Bir hafta sonra demiştin herhalde ameliyatıma denk gelecek. Ondan sonra destekte bulunacağını söylemiştin abla. Ondan sonra tam şeye denk gelecek gibime geliyor. Onun içinden de tek dişin biletini alırım. Uçakla gelsin. Adana'dan Ankara'ya. Evet, tek diş abi. Çok iyi bir insan. Aynen. Sibel'cim. Aynen. Ayşin Hanım, size de özellikle teşekkür ediyorum. Ne güzel. Çok pozitifsiniz. Dün biraz şey oldu. Kırdıymsa da kendi adıma özür dilerim bu arada. Estağfurullah. Eğer ben de size karşı bir yanlışlıkta bulunduysam ben şahsım adına sizden özür dilerim. Estağfurullah. Yok, ben biliyorsunuz özür dilemek erdemdir. Gayet yani bunu tabii. Herkes yapamaz. Gayet yani. Tabii. Siz mutlaka benden çok küçük bir insansınız. Bunun küçüklük ve büyüklükle hiçbir alakası yok. Eğer ben de size yanlış yaptıysam ben de tabii ki özür dilerim. Zaten, yok, ben sizin kalbinizin güzelliğini bildiğim için zaten dikkat ettiniz, yukarı çıktım mesela. Ama başka biri olsa da ben çıkmazdım. Yani ben sizin samimi olduğu ve güzel kalbinizi bildiğim için. Ha, biraz agresif oldum, onun için de özür dilerim. Yok, estağfurullah. Ya, her insan agresiftir. Yani ne olacak ki işte. Bazen insanlar sinirlendiği zaman onu şey yapabiliyorlar. Mühim olan Zeynepciğim, mühim olan kalplerin güzel olması. Hiç önemli değil. Ben sadece buradaki arkadaşlara her zaman için onu söylüyorum. Biraz önce de söylediğin gibi. Sibel Hanım'la eğer ki iyi bir arkadaşlık kurmak istiyorsanız lütfen ve lütfen onun üstüne üstüne gitmeyin. Yani aşağıdan onu hoş şey yapmayın. Diyerekten, Zeynep, aşağıdan yazılar hoş geldiniz arkadaşlar diye. Yani yorumlar düşmüyor. Sibel yorumları ben çoğu düşmüyor. Bak, geç düşüyor bana. Ben onu demek istiyorum. Yani onun haricinde başka bir şey söylemek istemiyorum. Yoksa Sibel'i sinirlendirmek için o kadar çok güzel nedenler var ki. Gidersin işte onu kötülersin, bunu kötülersin, bilmem ne yaparsın. Gider ne yapıyor bu kadın? İşte ona sinirleniyor, buna sinirleniyor. Gidiyor kendi canına. Ya, günahtır ya. Ayşin Hanım, bunu bilerek yapıyorlar yani. Bu tür insanlar zaten insanlıktan nasibini almamış insanlar. Hani insan demek, yani insan. Emin olun ki hayvan bile bunlardan kaliteli, bu tür insanlardan. Estağfurullah. Şimdi mesela bana Fulya bir mesaj çekmiş. Ben de ona sesli mesaj çektim. Yazılı mesaj çekmedim. Hayatta her insan bir hata yapabilir. Fulya bana evet ufak bir hata yaptı. Dün akşam ben Yeliz'in yayınına katıldım. Uğur'un yayınına katıldım. Gece saat 2 miydi, 3 müydü, neydi? Hemşire bana ilaç verdiğinde. Ondan sonra şimdi oradaki bir beyefendi mi, bir hanımefendi mi, bilmiyorum ki. Ya Ayşin abla, bu kadın sana bu kadar küfür etti. Sen yayındasın diyor. Dedim ki cevap bile vermedim. Cevap bile vermedim. Çünkü neden? Fulya benim oğlumun yaşında Zeynep. Benim oğlumun yaşında. Yani hayatta her insan hata yapabilir. Bilerek ya da bilmeyerek. O da şimdi beni tanımıyor. Ben de onu tanımıyorum. Şimdi oturacağım da ben şey gibi onunla kavga mı edeceğim ki? Fulya'ya da onu yazdım. Ben de bir hata yaptıysam senden özür dilerim dedim. Ama sen
benim oğlumun yaşındasın. Ben sadece uzlaşmaya gidiyorum dedim. Yani bu kadar basit yani. Yoksa benim ne olabilir ki yani? Bir şey mi olamaz? O sizin işte kalbinizin güzelliğinden kaynaklanıyor. Ama burada bazı insanlar böyle ne özür dilemeyi biliyor, hiçbir şey bilmiyorlar. Çok böyle ya çok değişik, tuhaf insanlar yani. Genelleme yapmıyorum tabii ki de yani. Zeynep'ciğim, şimdi özür de, senin dediğin çok doğru. Özür dilemek bir erdemliktir. Yani bunu yaparsın, edersin. Sen karşı Mert taraftan Bey, merhaba. özür dilersen, eğer ki bunun tekrarı olursa o ayrı bir konu. Ya Ben tabii. şimdi Fulya'yı tanımam, etmem, bilmem. Ama benim oğlumun yaşında olduğunu çok iyi biliyorum. Şimdi ben onu yani affederim ama o benim bu affetmeme karşılık hala bana karşı terbiyesizlik yaptığı takdirde o zaman olaylar değişir tabii. Tabii ki de, tabii ki de onda hemfikir sizle. Yani zaten burada bir özür bile dilediğimiz zaman insanlar mesela çok yadırgıyor. Çünkü bunlar da böyle bir ahlaki sistem olmadığı için şaşırıyorlar mesela. Ya özür. Hani bu insanlar böyle şeylere alışkın olmadığı için Evet, şaşırıyorlar yani. Sayın Cumhurbaşkanımız sevgili Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı açıklamasından son dakika onu okumak istiyorum efendim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından Kayseri'de geçtiğimiz günlerde Kayseri'de başlayan ve başka illerde de sıçrayan mülteci karşıtı eylemlerle ilgili ırkçı yandallığa ve provokasyonlara boyun eğmediğimizi altını çizerek söylemek istiyorum. Bayrağımıza uzanan mülevves elleri kırmasını bildiğimiz gibi ülkemize sığınan mazlumlara uzanan elleri de kırmasını biliriz. Kimse kendini polisin, hakimin, devletin yerine koyamaz dedi. Sevgili Sayın Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan. Evet, çok güzel söylemiş, dedikleri doğru. Şimdi benim bir sorum var. BH 35-21. Siboş bu alttakiler ne anlatıyor? BH 35-21 eğer anlatımızları yani bizim anlattıklarımızı yani Zeynep'in anlattıklarını ya da benim anlattıklarımı anlayamıyorsan o zaman anlama kapasiten demek ki yok arkadaşım. Ne anlatıyor diye de Sibel'e sorma. Zaten Sibel sana gereken cevabı verir. Teşekkür ediyorum. Ne güzel cevap verdiniz Ayşir Hanım. İşte böyle insanı yoruyorlar. Ben bazen böyle sesi kapatıp sadece bakıyorum. Ha, bu insanlık nereye gidiyor yani anlamıyorum ben de yani. Valla bazen tenezzül etmiyorum bile cevap vermeye. Neyse, ben hepinize iyi akşamlar diliyorum. Şu anda hastanedeyim biliyorsunuz. Geçmiş. Allah Çok şifa versin. teşekkür ederim. İnşallah kolum iyi olur. İnşallah. İçtim ya. 4 ne? Kız Sibel, 4 kilo şey mi içmişim ben? Viski mi içmişim? 2 kilo. Bu 2 kilo mu? 2 kilo. Aman ne kadar güzel. Sonradan Zeynep'ciğim. ek yapıldıysa 4 kiloya çıktıysa yarın bir günde 8 kiloya çıkar. Tabii. Canım benim. 15 kilo. Şimdi mutlaka hemşire gelecek, ilaç falan verecek. Tamam. Ondan sonra eğer müsait olursan tekrardan görüşürüz. Tamam. Sibel'cim seni çok seviyorum. Zeynep'ciğim kendine çok iyi bak. Seni de çok seviyorum. Görüşmek Hoşçakalın. üzere. İyi akşamlar diliyorum. Bay bay. Ablacığım Çok her kibarsın. zaman başım gözüm üstünde yerin var ablacığım. Canım benim. Sağ olasın. Öpüyorum. Bay bay. Ben geçmiş olsun. Çok mersi. Teşekkür ediyorum Zeynep'ciğim. Rica ederim. Ay Sibel. Nikör Uraç hoş geldin. Köhne mi burada? Nikör Uraç. Köhne.
Ben seni diyorum seviyorum, niye bana bir kalp atmıyorsun? Bana bir Bir kalp köy at burası oradan. dedim kız. Köyüne daha yok burada. Ha, köhne az önce buradaydı ya, izliyordu. Nikül Uras Kraliçem. Aman bu diyor Bakmayalım ki biz oynayalım. arabalar demiş. Zeynep Hanım, Sibel Hanım demiş. Arabalar. Evet ya, bu Nikol Uras gerçekten çok kibar bir hanımefendi sanırsam. Hı, değil Aynen mi? öyle. Aynen. Yani ben de dikkatimi çekti, evet. Kişi kalitesini belli ettiriyor ya. Zeyno, Zeyno. Arkadaşlar valla biz oynamıyoruz. Halimiz yok sizin gibi oynayalım. De oyuncusunuz. Yine bir son dakika kabine toplantısını işte ben bu şekilde aslında canlı canlı izlemek isterdim. Sayın Of. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye krizi en fazla bizim bölgemizi etkiledi. Dış politikada atacağımız adımları bu gerçekler ekseninde planlıyoruz. Kayseri'de iğrenç ve rezil bir taciz vakası üzerine ben biliyorsun paylaştım ben bunu. Perin Sardan hoş geldi. Üzerinden aynı kaos planı tezgahlandı. İkinci perde ise Suriye'nin kuzeyinde sergilendi. Suriye huzur ortamı yükseldikçe geri dönüşler de artacak. Bunların kimin yazdığını çok iyi biliyoruz. Ne biz ne Suriyeli kardeşlerimiz bu sinsi tuzağa düşmeyeceğiz. Irkçı vandallığa, yandallığa ve provokasyonlara boyun eğmediğimiz altını çizerek söylemek istiyorum. Kimse kendini polisin, hakimin, devletin yerine koyamaz. Suriye geçici hükümeti şanlı bayrağımıza yönelik saldırıları lanetlediği ifade etmiştir. İstihbarat birimlerimiz sınırın öte tarafındaki ortaklarıyla çok titiz bir çalışma yürütülmektedir, demiş Sayın sevgili Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan. Ama ben çok büyük hayranıyım, biliyor musun? Sayın Cumhurbaşkanımızın çok büyük hayranıyım. Recep Tayyip Erdoğan. Evet. Evet, konuk gönderen kişi tanımıyorum, alamayacağım seni. Sibel, bu cadde kızı 212 sanırsam bir fake. Tahrik edici şeyler yazıyor, sen bilirsin. Boş ver. İstiyorsan at, istiyorsan. Aa, çok Aşkım. teşekkürler Sibel Hanım demiş Katerin. Zaten halim yok ona laf yetiştirecek. Valla ben şu an relax. Bana ne yazdan bahardan, bana ne borandan kardan, aşağıdan yukarıdan. Yolun sonu görünüyor, aşağıdan yukarıdan yolun sonu görünüyor. Azrail'im gelir kendi, ne aga der ne efendi, sayılı günler tükendi, yolun sonu görünüyor. Geçtim dünya üzerinden, bir nefes unuttum derinden, Ay Makbele'yi çemberinden, yolun ay. sonu görünüyor. Yüreğine sağlık Sibel. Bizi nerelere götürdün? Evet, Yüreğine sağlık. Zümrüt Asolist'im, hoş geldiniz efendim. Arkadaşlar hoş geldiniz. Sümrüt Hanım siz de hoş geldiniz. Ya bir kupe bardak alamadım ki Çağla Akal'ın, kraliçemin dediği gibi yani bu şekilde bademlettiğim zaman TikTok ban veriyor. Ama Çağla Akal'ın bana dedi kahve kupe al dedi. Pizzanı oraya koy rahat rahat iç dedi. Berincim hoş geldin canım. Berincim beni takip et canım benim. Berin de çok iyi bir insan ya. Berin. Mükemmel. Çok kaliteli bir insan. Hiçbir şeye karışmıyor, kalp kırmıyor, ne güzel.
Ha. Zümrüt'ü Aruşka duyduğun nasıl oldu? zaman, bak Zümrüt'ü duyduğu zaman Ne diyor bu? çok seviyor. Çok seviyor. Zümrüt de Kim? Aurora'yı çok seviyor. Senin kaliteyi ne bilirsin? Zeynep takılma, hadi yorumlara takılma. Yok aşkım takılmıyorum. Ben zaten bana o kelimeyi yapan yüzüme su gelip böyle Tamam canlı söylesin. sen usta bir yayıncısın. Ben seni yetiştirdim. Takılma. Aşk. Güzel Aşkım yorumlara işte. bak. Hadi Aşkım yorumlara ben. bak. Aşkım takılmıyorum. Ben diyorum ki gelip böyle birebir söyleme delikanlığı yoktur. Kendine coşir. Takılma kızım, takılma. Valla bende bir trafo var. Sen elektrik değil ben sana trafo bir veririm böyle tamam mı? Böyle divane olursun böyle divane. Ay Zeynep, o yüzden almak istemiyorum. O yüzden kanala bir şey atamıyorum. Tamam Kıyamıyorum ben bir şey demiyorum. da. Kıyamıyorum da. Belki kanala atacağım. Ya Sibel bir şey demedim ben ne? Trafo var dedim ben de Alttaki trafo. Sugar yorumları oku. Mavi yorumları görmezden gel Tamam. Zeynep. Ben de şukar yorum yaptım dedim. Ben de trafo var dedim. Kötü bir şey demedim. Aurora Tayloni. Ma Aurora Zümrüt teyzem burada. Zümrüt annem burada. Aruşkam Aruşkam seni öpüyorum. Ha, sana şeyi anlatacaktım. He, Vallahi söyle canım. direkt yüzüne kapattım. Velat aradı beni. Geçenlerde bana diyor ki ne? Ha. Tamam diyor, Sibel abla diyor. Ben diyor şimdi Aurora bir dakika kebapla ilgili konuşacağız. Dedi ki Aruşka ile sana dedi bir kebap göndereyim dedi. O aradan 10 gün geçti. Şimdi beni WhatsApp'tan aradı. Ben de yüzüne kapattım. Sözünde durmadı. Bak Zümrüt annen demiş ki ağlama Aruşka iyi olacağım demiş kızım. Kurban olsun Zümrüt sana. La 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 la. Zümrüt'ü çok seviyor. Bir de yani köpekler çok çok hisli oluyor hayatım. Hele ki benim Aruşka maşallah çok akıllı. Çok Evet. duygusaldır. Benim gibi Zümrüt gibi duygusaldır yani. Evet. Aruşka çoğu insandan akıllı Tamam. yine. Tamam gel buraya. Buraya gel. İki tane ödül maması verdim sana küçük. Kutu bitti. Bunun yedeği var. Bunun yedeği var, şimdi onu açacağım. Ama bugün hakkını yedin. İki tane. Tamam mı? Orada da bir açılmamış kutu var. Bakalım onun tadı nasıl olacak. Bunu da gerçi sevdin de. Bu neyleymiş kız? Aurora. Vallahi ne bileyim ben. Biftekli. Sibel. Bak Sibel şuna bir cevap vereceğim. Müsaaden Ama var mı? ben şimdi kanala alıkacağım, o yüzden ona göre. Tamam o zaman neyse sesini indirdim sadece tamam. Gülüm şeyi olursa bundan sonra olacak. Tamam yok o kelimesini neyse. Alıkma işte bak, Zümrüt bile geldiği zaman çoğu konuk aldıkları bana önce soruyorlar. Kanala alıkacak mı, Ben Gülüm mü? zaten Ben zaten Alık Mirem, Alık Mirem. Ben nereden Alık Mirem? Alıkma, boş ver. Tamam Alık Mirem. Ben nereden Alık Mirem? Ben Aysel. şimdi Aysel manzara seni izlerim. bir çıkartayım, hazır burada engellemeyeceğim canım. Konuğuma laf söyletmem. Alttaki izleyicilerime de laf söyletmem. Tamam. Ama çıkartırım. Ne oldu? Yayından mahrum kaldım. Tamam sen de alıkma şey Sibel'cim sen de Ben alıkma boş ver karışma. işte. Ben buradan yönetiyorum. Tamam sen Güzel yönet. şeyler olan şeyleri oku. Tamam Hadi şugarlar yazılanları geliyor mu bakayım şu. ben çıkartıyorum, engellemiyorum. Ben Buradan görmeyeli mahrum şugar. ediyorum onları. Ben görmeyeli şugar geliyor. Hep bir şey geliyor yan. Acı şugar şeyleri yazın da okuyak şugar. Ben şimdi hazır Zümrüt Astrolist'in buradayken sormak istiyorum. Alttan yazar o.
Tamam. Zümrüt Asolistim, Aurora'nın 3-4 gündür koltuk deşme, parçalama olayı var. Daha önce de böyle bir Ha. şey yoktu. Acaba neden? Zümrüt Acaba Solistim. neden? Acaba dişi mi o şey mi ne erkek mi dişi mi ne Sibel'cim? Aurora dişi. Tamam. Benim fikrimi Koltukları sorarsan yırtıyor. Koltukları yırtıyor. bence o kendine koca arıyor. Yok. O günür, o günür gibi. Sevmez ola çalışmaları. Tamam koltukları niye çırmalıyor o zaman? İşte tamam, iki Ve üç gündür böyle oldu. Bilmiyorum. çok yemek yedim, nefes alamıyorum. Allah'ım sana şükürler olsun. Ha, burada yatağı var ama. Zümrüt Astolist'ten. Burada yatağı var. Cadde Bostan, Cadde Bostan neredeydi? Cadde Bostan. Tamam, Zümrüt Astolist'ten ne diyor Zümrüt teyzem, biliyor musun? Annen. Diyor ki ne? Orada diyor herhalde yatacak diyor. Dinlenecek diyor. Doğru mu Arjuna? Evet. Bravo Zümrüt. Bravo. Ya. Bak Zümrüt De, nasıl biliyor kız? şimdi Orayı böyle deşeledi deşeledi. Şimdi bak, dinlenmeye geçti oraya. Tabii. Heh. Sibel'cim güllüm yapıyoruz, güllüm yapıyoruz. Sadece şuna değineceğim. Bak, kavga etmiyorum, bir şey demiyorum. Bu cadde kızı, senin esesini Ay indirdim. Birazdan ya senin olduğunu Zümrüt, bulacağım. bak ben Zeynep'i seviyorum ama Zeynep aşağı çok takılıyor. Sibel. Aşağı takılmıyorum. Gülüm, gülüm O zaman yayınında konuş. bak bir şey söyleyeyim. Tamam. Gullüm yayını konuşuruz. Ama ben onun birazdan sabaha kadar da olsa kim olduğunu bulacağım. Tamam. Alıkma, boş ver. Çok takıntı Tamam. yapıyorsun. Ama Çok. söylediği laflar öyle ağır laflar Ya Sibel'cim. arkadaşım, kanala alıkacağım bir videoda. Sana diyorum ki Gülüm şeyi değil bu. Neyse Sibel, Zaten ben az kola kaldı. içtim. 7 dakika kaldı süreye. Bilmiyorum. Süren de azaldı. Gullüm, 4 sen saatlik beni gullüm. bir saate düştüm. Ya aşkım, o zaman gullüm de beni çağıraydın. O zaman çıkartıyorum seni. Çıkartayım şu. Sibel. Çıkarttım, tamam. Çıkarttım. Engellemedim. Tamam, sus. Portakal orada kal. Çıkarttım. Az kaldı zaten. 7 dakika kaldı herhalde. Bilmiyorum. Sürem uzundu düne kadar ama bir saate düşürmüş. Buradan bakıyorum ben. Saate bakıyorum. 7 dakika kaldı. 7 dakika sonra gullüm açacağız. Tamam. 7 dakika sonra sen beni al, gullüm yaparız, güzel gullüm yaparız seninle, tamam? İşte ha. Şu an alıkma. Ya işte alıkmıyorum, alıkmıyorum. Gullüm yapacağız birazdan. Peki Zeynep Hanım, size bir şey sormak istiyorum. Ben geçenlerde bu çikolatayla küründen, bu çikolatayla, sütlü çikolatayla kayısıyı aldım, çekirdeklerini çıkarttım. Ondan sonra da güzelce böyle 2 kaşık yemek kaşığı toz şeker koydum, kaynattım kayısıyı. İçine de bu vince sütlü çikolata koydum. Çok güzel oldu. Siz de bunu yaparsanız çok lezzetli oluyor. Doğru söylüyorsun. Tamam ben de yapayım. Doğru söylüyorsun. Evet, İlaç bu böyle videonun başlığı efendim sütlü çikolata. sütlü çikolata evet sakinleştirir. Tavsiye ederim ben. Doğru söylüyorsun. Evet aşko katılıyorum ben sana. Sütlü çikolata da olur, ne bileyim yani olur Sibel'cim hepsi olur. Evet. Bak yarın da Allah izin verirse şey yapacağım. Yani ikisinden birini yapacağım. Ya puding ya da sütlaç. Aa ben sütlaç çok severim. Pudingi de severim.
Pudingin bir de her şeyi çıkmış biliyor musun Zeynep? Meyvelisi var, bilmem neyi var. Her şey eskiden yoktu öyle. Kakaolu vardı. Evet, doğru söylüyorsun. Her şeyi çıkmış. Vişnelisi, limonlusu. Tabii canım. Var var. Yeni çıktı, yeni, yeni. He, doğru söylüyorum. Ama En sütlaç ben son ben küçüktüm de. vişneli aldım, çok güzeldi. Kız paketin içinde. Alıyorsun, kendin yapıyorsun. İster sütle yap, ister Evet. şeyle yap. Suyla. Doğru. Arkadaşlar Merve'yi niye almıyorum? 18.55 hesabında offside bir şey oldu ve oradan yasak aldım. Hatta ona bakacaktım kaç gün kalmış. Dur bakayım. O yüzden almıyorum Merve'yi artık. Aman Her alıyorsan ne kadar ben Merve ben yapmadım Sibel abla dediyse ama Merve ile geldi. O. hayatım millet alıyorsan ben gelmeyeyim. Ben kendi canlı yayınımı açarım yani. Ben açabiliyorum artık. Yok yok. Bir bakayım hele 18.55'e ne kadar kalmış şeyine. Daha varmış. Bir iki gün varmış. Ne yapalım? O zamana kadar burada işte idare ediyoruz. 2,5 gün diyor yani. Çilekli kakaolu iki ayrı alın ayrı ayrı pişirin iki katlı olur. Çok seversiniz doğuk olarak. Evet, Katrina. Geçenlerde aldım işte bir tane. Pişman oldum dedim. Keşke 2-3 tane alsaydım. Vallahi yarım tabak çıktı. Ulan dedim keşke 3 tane alsaydım dedim. Bu sefer 5-6 tane alırım. Çok güzel oluyor. Evet. Bu benim başıma bela mısın sen? Nasıl sevdiğimi biliyorsun sen. İnsanlıktan aldın bilmez misin sen? Elimi kana bulama benim. Belalım benim, sevdalım benim, elimi kanay, bulama benim, sevdiğim benim, her şeyim benim, elimi kanay, bulama benim, yollarımı verdim. Senin uğruna katlandım her türlü senin kahrına. Gel düşürme beni mapushaneye. Elimi kanay bulama benim. Belalım benim. Sevdalım benim, elimi kanay, bulama benim. Yüreğine sağlık Sibel'cim, ne güzel. Yüreğine sağlık. Nameler de güzel ama değil mi böyle? Ana! Evet. Zeynep süre uzadı.
Az önce demek ki bir şey oldu. Süre uzadı. E ne yapacağız şimdi? Gollum yapamayacağız mı? Hadi yapalım kız, boş ver ama. Ben bana böyle resmi dur dersen duramıyorum fazla yani. Böyle Gollum yapmamız lazım. Hadi tamam. Ama haddini aştın yine. Valla Şakasını Sibel'cim. yapmam. Sibel'cim bana abi de diyorsun ya. Mihriban kızım gelmiş. Merhabalar. Merhabalar. Sibel yemin ederim benim kadar bak ben kendimi övmeyeceğim. Benim kadar yukarı aldığında böyle kendini zapt eden bu kadar kelimeleri gördün mü? Bak Canan nasıl abla ben hoş geldin. duruyorum. Bak nasıl duruyorum. Ha? Ama ben o az önceki o kelimeyi yazan kişinin Ama şimdi bak bak, onun süre uzadı diye de gülüme çevirme yani. Bunu ama sen ben bir şey demiyorum. alalık olmuyor. Ben diyorum ki o kişiyi kim olduğunu sabaha kadar da olsa bulacağım yani. Adalete de teslim edeceğim. Ay Zeynep, Allah aşkına ama. Şurada gülüm Allah. yapıyorum. Hala diyorsun ki. E ama bak şimdi Sibel'ciğim az önce ne dedin? Sayın Cumhurbaşkanımız bile diyor ki ırkçılık yapmayın diyor değil mi? O Evet. altta tamam. O alttaki Deniz, küstah hoş geldin canım. haddini Altlara bil. fazla takılma diyorum. Bak, bak kötü yorum yazanları sana çıkartıyorum, engellemiyorum. Çıkarma, çıkarma. Ben zaten o caddeyi Senin o yazdı amacın ya. o zaten. Sen çene yetiştireceksin ya, cevap vereceksin ya. Ben Ben çıkartıyorum diyorum sana. Daha hala zaten arkasından gidiyorsun. arkası önü yok bu. Bak ben zaten sustuğumdan insanlar anladı. Bakın ben sustumsa bilin ki sustum. Boş ver, başka bölümler, başka şeyler konuş. Sibel sen hep bana şey yapıyorsun da yani Sibel ben bir şey Ya ben demiyorum. seni anlıyorum ama çok takıntılısın. Takıntılı mı? Evet, Seçkin hoş geldin. Bakın, Vallahi benim kadar takıntılı susan olma. aldığın konuklar maşallah neler söylüyor. Bak gene efendiliğimi ben bozmuyorum. Boş ver. Güzel kızım. Ben sana yayıncılığı bak. Çağları bile engellemiştim, kaldırdım. Bak. Selam Sibel abla, hanım ağam. Selamlar demiş Seçkin. Böyle girin efendim. Aleyküm selam. Ben de bugün şey yapacağım. Dün patates salatası yaptım. Sinirliydim. Çok baharat atmışım içine. Bugün de menemen yapacağım. Artık kebap da gelmiyor bana. Nazar mı değdiler acaba kız? Oo. İnsanoğlu işte böyle. Hasetlik var böyle haset. Efendim Aytekin. Aytekin. Özelde maşallah bir şey yazdım. Cevap vermiyorsun. Burada geliyorsun Zeyno yazıyorsun. Aytekin Aytekin. Çay içmeye mi gideceksin? Neresi Sibel'cim? Nereye çay içmeye gidiyorsun Sibel? Dur bakayım, yeri var ne demiş. Ha yok, yok bir şey demedim. Şarkı söyledim ya Miriban. Onu beğendiklerini söylediler Zeynep ablan. Derin Serdan. Ama Sibel bak sana bir şey söyleyeyim mi? İnsanoğlunda otofren mesela çok önemli biliyor musun? Mesela araba gibi düşün mesela tamam mı? Hani 300 ile sürüyorsun, bir de 200, bir de değil mi? 120, 90, değil mi? Mesela frene basma o insanlarda da mesela otosistem çok katılıyor musun mesela? Otokontrol. Evet, Şimdi Sibel'cim. Miriban,
Zeynep ablanın kısaca şeyini ben söyleyeyim. Zeynep ablan şu an Ankara'da. Yarın adliyede buluşacağız. Önemli işlerimiz var. Çünkü savcı bey ek olaraktan bir şeyler istemişti. Zeynep ablan o yüzden İstanbul'dan Ankara'ya geldi. Evet, Şu an Dedeman evet. Oteli'nde. Şu an Dedeman Oteli'nde. Yarın adliyede buluşacağız. Sayın savcıma da gerekli eksik olan bilgileri Zeynep ve ablanla birlikte vereceğiz. Olay bu. Çok Olay bu. kalabalık geldiklerinden dolayı dedi hani Sibel dedi rahatsız etmeyelim seni Hani evinde dedi. acım. Ha? Dedeman Oteli'nde Akay yokuşunda oluyor bu şeyde. Aa, Oradan aynen. tutmuşlar şeyi otele. Ha, kalabalık gelmişler efendim. İşte Aynen abi. çoluk, çocuk, akraba. O yüzden yarın Ankara Adliyesi'nde eksik olan şeyleri Sayın Savcımıza sunacağız. Evet Sibel'cim. Burada şeyi halledeyim. Ben de zaten İstanbul'da gider gitmez adliyeye gideceğim zaten direkt. Kız senin yaşın 40'sa ben yaşım 50. Kızım değil misin sen? İzmir Mihriban. plaka. Benimki de Mihriban, Mihriban. Bu kadar çaresiz bırakma beni. Bağlandım bir kere, çok sevdim seni. Sibel, hadi sana bir şey, Müslüm'den bir küçük bir kubbe okuyayım. Saksanıza bir Bir, gülsen bir, yeter. on. Çok severim ben bu eseri. Diyor ki bak Sibel, Müslüm Baba'nın bir parçasının bir başını söyleyeyim ben sana. Diyor ki bak şimdi. Arkadaşlar soğuk su içmişim. Biraz sesim de düşük. O yüzden yol geldim. Dinlenmedim hiç. Diyor ki. Kötüysem, çirkin sen, kime ne bundan? Kime ne bundan? Asibel? Bunu ben okudum. Hayır ben şimdi Hayat başını okudum sadece. aklım karanlık. Yerler ne geçer? Tamamını bilsem okuyacağım da. Yüzüme nefretle bakmayın Yeter. yeter. Söyle, söyle eşlik edeyim. Düşünsem, düşkünsem. Kim? Kime ne bundan? Kime ne bundan? Çok beğenirim. Çok Köşede teşekkür ben ederim. unutamazsın. Ya biz Müslüm Baba çocuğuyuz. Yani biz onlarla büyüdük. Mektupları bir yaktım diyeni, resimleri bir attım diyeni. Ben insanoğlunu anlamıram, anlamıram, anlamıram. Kötüysem, çirkinsem, kime ne bunda? Hayatım diyor karanlık yerlerde geçer. Yüzüme nefretle bakmayın yeter. Mihriban'ın da sesi güzel. Bak ilk defa burada okuyor. Bana daha önceden okudu bana. Ben biliyorum. Ama bak sesi çok güzel. Bak kalpler alıyor. Bak şimdi. Gene söylüyorum. Bak bu kıta çok, çok anlamlı. Diyor ki kötüysem, çirkinsem diyor. Kime ne bunda? Yüzüme nefretle bakmayın diyor. Bu arada şiiri de güzel okurum ben. Kız telif hakkı Hayatım olmamış diyor. olsa, bak Zeynep, telif Ha hakkı söyle. olmamış olsa ben Ha. açar okurum bunu. Telif hakkı var. Anladım.
Zaten anladım aşkım, anladım. Sıkıntı yok. Bizde gelirim olmuyor. Biz kadar ok- hep böyle telif hakkı. Müslüm, telif hakkı. Bilmiyorum. Tabii. Biz de böyle başından kıyısından okuruz. Sıkıntı yok. Ne olacak zaten? Hayır, müzikle okurdum. Telif hakkı var çünkü. Anladım aşkım. Anladım anladım. Sıkıntı tine. Zaten YouTube'den benim fazla. Zeynep gönlüne sağlık demiş Mihriban. Evet arkadaşlar, bak o söylediğim parçanın başı aslında insanlara mesaj verici, anlayanlara. Ama bazı insanlar davar olduğu için anlamazlar. Hayatım diyor. Herkes herkesin hayatını bilmez. O yüzden bu bana özel değil, bu herkes için. Sadece hayat kimin değil. Kimse kimsenin ne yaşadığını bilmez. İşte o yüzden diyorum ya, insanlarda çok ön yargı var. Yani tabii genelleme yapmıyorum. Ön yargısı olan insanlar zalim olur, vicdansız olur. Yani hayatı böyle bakış açıları çok değişik yani. Çok değişik. Kiriman, ben Zeynep ablanı niye seviyorum biliyor musun? Çünkü bu sosyal medyada üzerine çok gidiliyor. Hadi ben gene ağızların payını veriyorum. O ayrı konu. O yüzden ben Zeynep'le yani konuk olarak program yapmak benim hoşuma gidiyor. Sibel aşkım, şimdi şöyle söyleyeyim ben sana. Bak şimdi ben sana az önce ne dedim? Oto kontrol mesela, araba hani üzerine gidiyor derken, yani bazı salaklar zannediyor ki ya biz, ben niye her zaman diyorum ki adalet. Şey yapmayalım. Baysal TV'yi düşün. Yok aşkım, ben mesela her zaman ne diyorum? Adalet var. Adalet mülkün temelidir. Hı. Niye ben bunu ısrarla söylüyorum? Bir anlasalar, insanoğlu bir anlasa. Yoksa önce Allah sonra adalet diyoruz biz. Adalet. Hayatım diyor. Ya. Biz kimseye çatmadık. Biz kimseye boş yere isim vermiyorsun, tamam mı Zeynep? Boş yere adaleti oyalayıp alıntı yapıp oradan buradan hakimlerimizi, savcılarımızı, devletimizi kandırmadık. Bu toplu şekilde hakimler, savcılar, devlet bunu araştırıyor. Tamam mı? Sen görmediğin bir şeye kalkıp da ben Mihriban'ı şahit yazdıramam. Bu suç teşkil ediyor. Bu sahteciliğe giriyor. Şimdi hakimlerimiz, savcılarımız, değerli emniyet teşkilatımız yemin ederken, o cübbeyi giyerken her şeyi araştırıyorlar. Her şeyi. Hele Sibel, kimse değil de ben. Kendinize gelin. Bir dakika Zeynep. Benim. Bir dakika. Ha, söyle sen söyle. O yüzden kendinize gelin. Adaleti oyalamaktan, oradan buradan alıntı yapıp hem adalete iftira atmışsınız, hem de Zeynep'e ve bana. Daha da bildiğim kişiler var. Onlar benim kapsam dışımdadır. Ben Zeynep'le ben kendimi biliyorum. O yüzden Zeynep Hanım İstanbul'dan Ankara'da, şu anda Ankara'da Dedeman Oteli'nde. Tamam mı canım? Yarın sabah adliyede, Ankara Adliyesi'nde buluşuyoruz ve eksik olan şeyleri Sayın Savcımız ikimizden alacak. Sunacak. Evet. Evet aşkım. Niye gülüyorsunuz? Ankara. Işte, bir dakika, ben Ankara'nın bağlarını okuyacağım. Diyor ki Ankara'nın bağları da büklüm büklüm. Ay Sibel, karşılıklı oynarız bir gün inşallah vallahi. Kalabalık geldiği için Ankara'ya, ben biliyorsunuz rahatsızlığımı biliyor. Aşkım Zeynep ben Hanım, zaten ondan dolayı dedi rahatsız etmeyelim. Ondan sonra Ankara Akay yokuşunda olan Dedemen Oteli'nde yer ayırtmışlar.
Orada kalıyorlar. Evet. Bir manzara var, 10 numara 5 yıldız. Siper siper. İstanbul'a geçtikten sonra nasip olursa Sibel'cim, adliye işleri, ondan sonra zaten adliyeler sonra tatile mi çıkıyor Sibel? Tatile mi çıkıyorlar? Hayır, şimdi bir ucu Ankara'da, bir ucu İstanbul'da. O yüzden Aa. savcı beni buraya istedi. Talimat Siper. yazsaydı İstanbul'da Anladım. verirdim. İstanbul Adliyesi'nde verirdim. Eksik kalan ifadeyi. Ama talimat yazmamış Sayın Savcımız. Ankara'ya yönlendirmiş seni. Çünkü Sibel Baysal'la Filiz Ölçevik'in huzuruma gelmesini demiş. Huzurum diyor kalmadı yalan dünyada diyor, fani dünyada diyor. Huzurum kalmadı fani dünyada. Arkadaşlar bak ben size bir şey söyleyeyim mi? Yani genel söylüyorum tabii ki. Bizim canımızı hiçbir şey sıkamaz bakın. Yani kendi kendinize gülücük atıyorsunuz ya, yani biz o kafada değiliz şu an. Siz o gülücüğü atarken benim kafam nerelerde nerelerde. Yani malah gibi boşuna kendinizi yoruyorsunuz. Benim böyle kafam eserse ben gidiyor Fizan'a, akarsa kadar da öyle bir yatım da var Aa, haberim. Seram Hanım gelmiş İzmir'den. Çok saygılı bir hanımefendi. Hoş geldiniz efendim. Sibel, dün de internet kafeden ekranı eve götürdüm. Haberin olsun. Ekranı bıraktım eve, öyle çıktım yola. Sibel. Dedim ne olur ne olmaz. İki garantiye alıyorum. Tabii. Ama sor bak, bakayım nasıl? Ben o koca ekranı nasıl çıkardım? Hele sor onu. Onu sor. Hayır. Onu böyle bir şey, uzun böyle bir tünik götürmüştüm. Böyle sardım. Böyle çocuk kucağıma bebek gibi koydum. Anlamadılar. Çakmadılar ki bile olayı. Öyle. Ya. Aa, Bir. Gelin Günür Hanım ödeyecek kulaklık gibi. Bu ekran pahalı. Bilmiyorum artık ne kadar. Bilmiyorum. Ama Günür ablan Euro kollanda Niye öde. bunlar Günür Hanım'a gidiyor da başkasına gitmiyor? Niye Günür Hanım'ın suçu ne burada? Hayır kız, o da seni sevmiş demiş Hayır. ki ne bak Zeynep, iyi dedin. Tamam. Bak bak, Şimdi bunlar beni... Ha dinle söyle. Söyle. beni. Ha, söyle. İşte bu Merve gitmiş ona başka profille yazmış. Demiş ki ne Zeynep demiş, kafede mi dedi senin gittin o şey ben. Oradan demiş kulak çorlamış. Tamam Tabii. mı? Şu an Aynen. demiş Çok. sabah bir dakika. Demiş Tamam. ki ne şeyde demiş ki ne şu an demiş şeyde paparonhanede demiş. Karakolda demiş. Hemen şeyde demiş ki Gündür ablan. Demiş ki ne bana IBAN atın. Ben Zeynep Hanım ayı çok severim. Hemen karakoldan çıksın. Aslına bakarsan espri mahiyetinde söyleniyor bu Günür ablana. Ama Günür ablanın Biliyorum. helal olsun. Hemen Espri. oradan diyor ki ne? Tabii sana burada vermiş Ya. olduğu değer ortaya çıkıyor. Ya ben onu duydum zaten de. Halbuki gidiyorlar Günür Hanım'la dalgasına, ama kadın da ne kadar büyüklüğünü gösteriyor. Onlar affedersin Bravo. göt ediyor. Bravo. Helal. Bravo Zeynep. Helal olsun. Helal olsun. Alkış alkış alkış. Heh. Göt etti mi sizin Günür Hanım? Etti. Bu da size kapak olsun. Bir daha gitmezsiniz Günür Hanım'a. Yok ben bu sefer ekran götürdüm. Yarın bir gün koltuk. Yarın bir gün kök denir şeyi alırım. Tabii, Mihriban. Günür ablan öyle diyor. Zeynep'i sever o. İşte Bir de çok Günür vicdanlı. Hanım. Herkese de şey yapmaz yani, kanmaz ama Zeynep'i sever. Hayır Zeynep'i o sever. Hemen şimdi demiş ki Günür Hanım. ne? Hemen demiş IBAN at demiş o yazan kişi de Aa. sahte profille gidiyor. Aşk. Aşk. Merve kendi geldi burada anlattı. Ondan sonra Ya bu. Günür'e de sordum. Günür tasdikledi. Tamam. Onayladı yani. Gizemciğim Ay. hoş geldin canım. Gizemciğim hoş geldin. Bu yer cücesi hiç utanmıyor mu, kadınla gidiyor dalga geçiyor? Yer cücesi seni. Beni herkes Olsun. seviyor. Bak, bak burada neyi ortaya çıkartıyoruz biliyor Sen musun? Gündür gidiyorsun kadınla. ablanın, bak Gündür ablanın sana vermiş olduğu değer ortaya çıkıyor. Öyle öyle.
Ben de diyorum ya ayakta takdir ediyorum işte. Ben anladım zaten. Ama ona giden o geri zekalı beyin özürlüsü aldı cevabını göt oldu gitti arkasına Bak işte bakarak. amenco de. Emin çok çok tamam. Ne Alıkma oldu? işte. Yok ben bu sefer de ekran götürdüm. Ekran aldım. Ekranı aldım götürdüm. Koca ekranı. Evde durur. Ben Merve'yi istemiyorum. Patik de hoş geldin. Ben Merve'yi istemiyorum. Aa, bu karı zaten konuşmayı bilmiyor ki. Kimsenin Yayından zorunda çıkar. değilim. Küfür ediyor abi. Böyle küfür. O da beni istemek. Bir dakika Zeynep. O da beni istemek zorunda değil. Tamam. Bu Sibel. kaç defa Sibel bu kadın onu sana... aldım konuk olaraktan. Ha. Sonra 18.55'e geldi. Bilerek Orada koli olayını gösterdi. bilerek yapıyor. Sanki kimi seviyor Sibel? Sana niye önceden gelmiyordu da şimdi gelmeye başladı? Çünkü sana madilik yapmak için. Canım benim. Bana o madilik yapamaz. Yaptığını sanıyor. Ben onu almıyorum ki. Kayıla almıyorum ben onu. Adalet yoluyla gidiyoruz biz. Ben adalet yoluyla gidiyorum. Ben kendi gibi şaklaban gibi sanalı kullanmıyorum ki. Ben adalet yoluyla gidiyorum ki o da görecek yani. Adaletin nasıl işlediğini görecek. O zaman ne diyoruz kısaca? Adalet. Adalet mülkün temelidir. Şimdi bunu unutuyor. Bu sanalı Tamam şimdi kendisi bir fazla uzatma. Başka konuya geçelim az. tamam, hadi level atlayalım. Biraz gelen konuklarımı ağırlayayım. Yaşar seni Efendim hoş tanımıyorum. Konuk olarak alamam canım. Efendim hoş geldiniz. Hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar adalet var. Önce Allah'a sonra ya adalet var ya. Adaleti siz nasıl hafife alırsınız ya? Hani genelleme yapmıyorum da. Bana mesela diyorlar ki sen mesela çok sabırlısın. Adalet var. Adalet var. Menekşe kız. Ülke dışında yaşıyorsan da gülücük atırsan. Ben de sana gülücük atırım ha. Alıver kız Menekşe'den SS. Aa, Ne alacağım? Onun Menekşe güzel. Dur bak izledim. Solistim Yasmin'in taklidi olan videosunu izleyin. dakika ne demiş? Sibel Olay bak keşfeti düşünelim. Valla bu bir bakayım kırmızı. şu an kaç kişi izlemiş. Bakayım Gizem. Muhtemelen herhalde bir bakayım yine. Sibel bu kırmızılıyı sesli okumayacağım ama okudun mu sen ne diyor? Anladın mı? Sesli okumadım ben. Sen Beni yolcu ben çıkart hancı. diyorum. Çıkarttım tamam. Çıkarttım kişileri şey yapma. Yok Arkalarından baş konuşma. yok takılmadım ben takılmadım sadece anladın mı demek istediğini? Melikşah Hanım demiş ki ne? Hala gülüyorum demiş Yasmin'in seslendirme skeçini. Şu an Ya. mı? Şu an efendim 600 izlenmiş Gizem. Alele 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 alele. Ha buradan zaten görüntü yok. Görüntü yok. Ama buradan bir dinleyelim bakalım. Dinleyelim. Ne oldu? Onda canı sıkılıyor da mı başladı taklitçiliğe? Şey, tamam mı? Ben 3 tane kitap istiyorum. Bana diyor. Ama şunu da belirtmek istiyorum. Şey ve aşım aşısıyım. Yani buradan söylemek istiyorum. Kumarımı açın. Yok ben kabul etmiyorum. Ama kumarımı açın. Tamam mı? Benim adım Çok Yasmin. istiyorlardı. Sibel abla, Sibel Solistim. Yasmin'in taklitini yap, sesini. Yoğun istek üzerine yaptım efendim. Ya ona göre. Tamam mı? Evet. Ay yok. Ay.
Yok, köyüne kalacağım. Rica edeceğim. Ay, ben istemiyorum. Ben orayı kumbara açmışım. Kumbarayı hatta çok açmak istiyorum. 100 tane kedi var evimde. Ben bunu YouTube'a atmadığım için Instagram'dan durdurursam tekrar başlığa alır. Böyle hayırlar söylenmez. Evet. Zümrüt'le Feride'nin bir de bacımın adına bir hayır istedim. Kandırdım, ona vermedim payımı. Çünkü ben açtım ben çarptığımda 3 tane besleyen bir yaşmini. Aa, öyle mi? Bu kim, bu çocuğum gelmiş burada konuşuyor. Kız nereden bileyim? Aa, düne kadar şeyle beraberdiniz ya. Şengül'le beraber. Aman. Ortaklaşa çalışıyordunuz ya. Aa, biriniz Kuşka, biriniz de Minnoş. Ben ne yapayım? Ama ben çalıştım. Gerçekten ben seviyorum. Anladınız mı? O yüzden. Biriniz seviyon da o yüzden mi benim ağzıma sıçtın? YouTube buraya sansür koy. Gerçekten ben açtım açtım benim yerimde olan 100 tane kediye bakıyorum. Tamam, o zaman sana ben para göndereyim. Mama al. Sonuçta ben para kabul etmem. Orada kumaram var. Rica etsem sevgili takipçilerinizle hayranlarınızla söyler misiniz kumara maaşlar? Öyle mi yapayım? Ha. Olmaz. Yemezler. Hayvan telli. Hadi. Neden öyle şey yaptınız soruştum. Gerçekten ben sizi seviyorum. Şengül'ü sevmiyorum. Şengül paylaşımcı değil. Ondan dolayı Şengül bir yani biliyorlar herkes onun memnun olduğunu. O yüzden soruştum. Kız neden Osman Roy'a kalkıntıma dilik yaptın? Millileri götürüyorsun. Sonuçta şimdi Roy sizi seviyor, o ayrı konu, ama daha önceden de ana bulucu olarak da benim köpeklerimi, benim astım olduğumu biliyordu, rahatsızlığımı. 3 tane evimde kedi besliyorum, ondan dolayı sonuçtum. Ertesi günü ne yaptı sana Roy? Sonuçtum ne yaparsan yapsın ama gerçekten ben sizi seviyorum ve sahte fakirlerim binlerce var, binlerce var. O yüzden alıntı yapıyorum. Sadece bu Zeynep midir, hanıma mıdır, nedir, ona şey yapmayın, onun hakkında ne düşünüyorsunuz? En azından kadın geliyor burada. Ses alıyor, kayıt alıyor. O zaman sonuçta o kayıt ses alıyorsa ben de burada kumbara açtım. Kumbara açtım ondan dolayı. Yani bundan dolayı. Yine babalar da gidiyorum sonuçta. Bir şov var burada benim anlaşmalı oldum. Tıpkı Şengül'le olduğu gibi işbirliği yapıyoruz. Aa, öyle mi kız? Kız mı diyeyim sana, jantiyeli mi diyeyim, ne diyeyim sana? Ama şunu istedim, jantiyeme laf söylemeye hakkınız yok. Yok, 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 yok. Ha 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 ha
Karpuzun bile şeyini yemedim. O kadar güzel bir şey çıkartmışım ki efendim. Yani ben bunu böyle bir sayfaya yazsam veya şeye senaryo olaraktan böyle güzel bir şey çıkmaz gerçekten. Evet. Buyurun Zeynep Hanım. Zeynep Efendim Hanım Sibel'cim, Zeynep Hanım. Ha. buradayım. Nasıl Ekranın olmuş karanlık mı? seslendirme? Kim yapmıştı ki bunu? Ekranın karanlık, ben görmedim bir şey. Ben yaptım. Yasmin'i yaptım. Ha, tamam, güzel güzel olmuş, güzel. Ben dikkatle şey yapmadım yani, izlemedim de ama izlerim. Güzel olmuş ama. Ha, onu dikkatli kırmızı istatta o şeyde. Aynen, şimdi yorgunluk var ya üstüme, dikkat edemedim iyice. Çok güzel bir şey çıkmış gerçekten. Seslendirme. Ondan sonra Semihciğim. Evet. Serum takıldı. Yine belirli bölümlere den geçtim. Hani bu timografi bilmem ne şudur budur. Anladım anladım Semihciğim. İyiyim şu anda. Zeynep ablan konuğum. Ondan sonra işte öyle. Buradayız. Gelmek istersen gel Semihciğim. Köhne valla spora gitmiştim de 24 saat spor yaptım, o yüzden yoruldum aşkım ya. Halim yok şu an o yüzden. Ne güzel işte, böyle susmamı mı istiyordunuz işte? Ben de susuyorum, istiyorum sadece. Ne yapayım yani? Arkadaşlar bakın, bir şey söyleyeyim mi? Yerine göre konuşanlar her zaman kazanır, bunu unutmayın. Yayına çıkıp da mesela Sibel Aynım'ın yayına çıkıyor böyle bazı, böyle tamam mı, böyle vuruu yapıyorlar ya, böyle dengesizler var. Nerede ne konuşacağını, böyle iftira, yalan, dolan ne varsa. Ne oldu? Hangi seviyedeler? Yerine göre susacaksın, yerine göre konuşacaksın, asla yalan konuşmayacaksın, dürüst olacaksın, dobra olacaksın. Böyle hepşi o böyle illegalci olmayacaksın, dobra olacaksın, böyle insan olacaksın. Ya. Öyleleri çok gelir, çok gider. Emin olun ki öyle. Nerede ne konuşacağınızı bir bilmek lazım. Yerine gele susacaksınız. Bir şey olursa konuşacaksınız. Bu Hele asla bir dakika Zeynep, yapacaksınız. götürle. Dur bakayım, götürü var mı? Öyle bu işler kendini öyle yırtmakla olmaz, iftirayla olmaz. Bla hiç olmaz öyle. Valla Altas, melek misin? Nesin melek? Güzel bir isim bu arada. Üyeysen veya Kim ben? gönül sepetine Valla üyeysen ben olabilir. değilim. Valla ben kimseyle muhatap olmuyorum. Sadece bakın Sibel Hanım'a geldim. Kralı çağırsa gitmem. Sibel Hanım'a geldim. Çünkü ona değer veriyorum. Benim öyle işim yok böyle. Yayına çıkıyor. Konuşmayı bilmiyorum. Hemen böyle iftiraya. Kendini kuyruğu sıkışıyor. Hemen böyle. Bakın. İşte yani böyle insanlar, biri gider, biri gelir. Bizler kalıcıyız. Haddini bilmek lazım böyle. Nerede ne konuşacaksın? İftira atmayacaksın. Dobra olacaksın. Dürüst olacaksın. Ya. Bunu da her baba yiğit yapamaz ha. Bak hele
Benim adı link açmış jiletçi Zeynep. Hiç üşenmemiş bu. Abaza o kabana takmışsın ki gitmişsin. Bak ne koymuşsun. Zaten bu menekşede zaten nerede durduğu bellisiz. Bir gidiyor oraya, bir gidiyor buraya, taklacı gibi geziyor kendine, bu da taklacı. Hadi şimdi gir. Hayatım çirkinlerine. Hayatım. Ha şeyi söyleyeyim bir daha. Dur Sibel gelsin diyor. Diyor ki bak başını söyleyeyim beraber söyleyelim. Diyor ki kötüysem çirkinsem onu mu söylüyorsun? Tamam işte o. Diyor ki bak şimdi. Kötü bir dakika dur. Arkadaşlar bunun başı bakın anlayanlara aslında çok önemli. Ya menekşeyle sen öyle kendini bir fasulye zannediyorsun da fasulyeyi ben severim ama sadece yemekte severim öyle. Kötüysem çirkinsem kime ne bundan? Sibel seninle beraber eşlik edelim o zaman. Hayatım karanlık yerlerde geçer, yüzüme nefretle bakmayın yeter. Kötüysem, düşkünsem, kime ne bundan? Vay Allah'ına kurban, Sibel Sultanım benim. Ya o menekşe Allah için bir dur ya. Sen de taklacı oldun durdun hele ya. Bir git başımdan. Zeynep, madilik ne yapka? Madilik yapmıyorum. Diyorum ki git başımdan diyorum. Olmaz git işte. Boş ver. Bak Müslüm de diyor ya. Allah Allah. Bak, ya Müslüm, sen kendi muhabbetinin şarkılarına ya, baksana kız. Tamam şarkı söyle. Bak şarkı ben, sözü var diyor ya. Ben okuyorum gereğini. Çıkartıyorum. Merak etme sen. Sibel ben ne diyorum? Müslüm Baba diyor ya git benden uzakta. Var ya o parçayı biliyorsun diyor. Git benden uzakta. Anma ismimi. Biliyor musun Sibel onun o da var. Müslüm Baba söylüyor. Kız, ya. Bak 50 kişinin arasından birisi çıkıp demiyor ki ne bir kebap göndereyim. Bak. Sanki biz istiyorum. Hasretinle yandı gönlüm, yandı yandı, bitti gönlüm. Bu da bütün ölmüşlerimize gitsin. Toprak altında yatan bütün sevdiklerimiz. Ama hasretinle diyor. Ha Sibel? Gülüm, gülümü soldurma, gülüm, gülümü. Keşke herkes Sibel Hanım'a yukarı çıksa da benim gibi böyle efendi gibi durabilseydi. Siz böyle efendilere saldırıyorsunuz, ben dikkat ettim de. Seni de çıkartırım. Yirmi dakika daha buradayım. Ona göre. Ondan sonra da menemen yapmaya geçeceğim. Ha Sibel sen kapatıyorsan kapat hayatım ya. Benim için sorun yok, problem yok. 20 dakika daha buradayım dedim. Tamam aşkım tamam. Sıkıntı yok. Ondan sonra menemeni yaptıktan sonra tekrar huzurlarınızda olacağız sevgili Zeynep Hanım efendiyle. Sağ ol canım. Ya bunlar alışkın değil. Efendi insanlara alışkın. Bunlara böyle ama arkadaşlar biz örf adete göre büyüdük. Yani o yüzden bizi kimse bozamaz yani. Kalıplaşmışız artık yani. Bozulmayız biz. Sağlam oturmuş. Bizim atalarımız güzel yetiştirdi bizi. Mekanları cennet olsun.
Yo, ben fazla şeker kullanmıyorum. Nescafe'ye bile ikisi bir arada şekersiz alıyorum. Yani kesme şeker olarak da bir ve çeyrek atıyorum. Şimdi doktorlar şeyden şüpheleniyor. Şu kaparmadığından dolayı şeker mi var diyerekten. O yüzden beni demografik ultrason vesaire. Şu Ela'ya ben cevap vereyim. Yani şey kötü anlamda vermeyeceğim. Demiş ki Zeyno, sorun efendi olmak değil. Senin millet yokken aslan kesilip. Arkadaşlar ben hemen size onun da cevabını vereyim. Bakın şimdi bana soru sorabilirsiniz. Mesela hani yukarı geldiniz. Mesela böyle tane tane sorabilirsiniz. Agresif olmadan mesela. Ben de her şeye cevap verecek yetenek var. Hani ben şuna kızıyorum. Hani konuşma fırsatı vermiyor insanoğlu, hemen makineye bağlıyor. Orada ne oluyor? Olay agresifleşiyor diyor. Hani böyle sırayla konuşsak, ki öyle ben prof gibi konuşurum ki karşımdaki insan Yok. kelime atamaz. Yok. Annem kalpten gitti. Bakın Bir anda gene kalp söylüyorum. krizi. Bir dakika Zeynep. Annem kalpten gitti. Bir anda kalp krizinden gitti. Üzüntüden, duygusal olarak da. Ondan sonra Ankara'dayım, ailede Ankara. Zeynep. Soruyor, ben de söylüyorum işte aşağıdaki Zeynep, meraklı ben ya. cevap veriyorum burada. Ailede şeker hastası olan yok. 10 kardeşiz. Küçük Ailede sen. bilmiyorum. Bilmiyorum. Hayatım Ben karar. 8-9 senedir ben Adana'ya gitmiyorum. Karar. Sadece babam Semra geliyor. O da biliyorsunuz gırtlak kanseri oldu. Ona da buradan acil şifalar diliyorum. Genelde şeker genetiktir. Yeğenden de geçer mi? Yeğenden. Abilerimde, bacılarımda, ablalarımda yok. İbo'da da bir gırtlak var ya, uzun havayı nasıl okuyor Sibel? Diyor ya, yaram derin yaram derin. Sibel bir okuyor ki nasıl okuyor maşallah. Okun. Ya ben onun gibi okuyamam. Tonları bir şey yapıyor, yukarı şey yapıyor. Hakikaten helal olsun. Bak Bülent Ersoy mesela. Çok güzel tonları var onların. Oktan. Ha bilmiyorum o kadarı da. Ya mesela İbo hiçbir eğitim almamış. Gırtlak, Helal olsun. gırtlak. Gırtlak yani oktan gırtlak demek. He, ya o kadarı bilmiyorum da tabii siz de ustasınız. Yani ben hakikaten ah diyor ya, yaram derin yaram derin diyor. İbo öyle söylüyor ya, İbo söylüyor ha. İbo söylüyor. Seni de diyor benim gibi yaradan var diyor, yaradan var diyor, yaradan diyor. Nasıl güzel okuyor. Ya Zeyno gelir de böyle güzel yayın nerede bulursunuz? Millet geliyor Sibel'i kışkırtıyor. Geliyorlar dört cam açıyorlar. Oğlu oğlu yapıyorlar. Yani ne diyor bu? Sen de hiç mi eğitim almadın anne? Serkan ben anne eğitim almadım. Ben öyle davar gibi yaşadım. Aldın mı cevabını? Musun? Bak kaç saattir buradayım. Hiç efendiliğimi bozdun mu? Bozmuyor. İşte anla ki bizi nasıl büyütmüşler. Ama seni nasıl büyütmüşler? Bir hanımefendiye nasıl konuşuyorsun? Bir daha aldın mı cevabı? He canım. Kötüysem, çirkinsem diyor. Kime ne bunda? Bir daha bak. Senden bir şey rica edeceğim. Şimdi az Aşkım. öncekini, tamam mı? Gülnur ablan için söyleyelim. Hadi basıyorum. Hadi. Dur hemen Başlayalım basma. hadi. Dur Sibel hemen basma. Hazır mısın? Evet. Evet. Tamam. Önden ben başlayayım. Beraber mi giriş yapalım? Tamam, Gülnur ablan için hadi. Tamam. 3, 2, 1. Kötüysem
Çirkinsem, çirkinsem, kime ne bundan? Sibel'cim. Hayatım karanlık Ya. yerlerde geçer. Yüzüme nefretle bakmayın yeter. Gerisini de. Kötüysen. Kötüysem, çirkinsem, kime ne bu? Gündür ablanın sana çok çok selamı var. Zeynep düştü mü? Menekşe düştü mü? Kız düştü mü Zeynep? Nereye düştü? O motordan mı düştü? Traktörden. Neyse efendim, biraz da biz konuşalım. Öyle deme Menekşe ya, öyle deme ya. Sabah yine ambulans hastaneye kaldırıldım. Ondan sonra işte şeye gidemedim. Bir gün istirahat şeyi verdi bana doktor bey. Bakalım şu yeni açılan hastaneye gideceğim sevgili Gündür Hanım efendi. Ondan sonra gidemedim. Evet. Serum filan taktılar bilmiyorum. Tekrar böyle bir bölümlere soktular beni. Bilmiyorum yani. Bilmiyorum hayatım. Yani sana da aynı bir şekilde bu şekilde bir şey yapılırsa yani senin de güvenin olmaz. Çünkü şey olarak bahsettiğiniz isimle gelindi. Şu an bir 10 dakika daha buradayım. Ondan sonra seni arayacağım. Günür. Yeter tamam. Programdayım. Yazıp durma bana. Titretme telefonumu. Samsung'umu. Yani şöyle Merve'nin yapmadığı olabilir. Ondan önce de konuk olarak aldım. Bunu ifade etmek istemiyorum. Sadece şunu söylemek istiyorum.
Eğer yani Merve'nin adına o isim açıldıysa, tamam mı? Benim güvenim kalmadı. Hani belki gerçek Merve gelecektir ama belki yaşadığım olayda yani. Evet efendim. Bugün Sibel Baysal TV mutfağında ne olacak efendim? Neymiş? Sütlü çikolata ve puding olacak. Bir de menemen olacak efendim. Yumurta, domates, biber, soğan kullanmıyorum. Midemden rahatsızım efendim. Gastroloji olarak da karabiber bile bana yasak. O yüzden en güzeli menemen yapacağım efendim. Başka da ne yapayım? Değil mi? Ha öyle olur Menekşe. Öyle olur canım. Gayet mantıklı. Evet. Hı. Aynen Menekşe'cim. Emir Bozkan hoş geldiniz efendim. Saygılar, sevgiler sunuyorum. Nasılsınız sevgili Emir? Ha evet bugün Almanya Deutschland Almanya'da maç varmış efendim. Aha. Nereden izliyorsunuz sevgili Emir? Netten mi yoksa Almanya'da mısınız şu anda? Haftada bir gün yurt dışına çıkıyorsunuz ya. Şu an Deutschland'da mısınız yoksa burada Türkiye'den nette mi izleniyor maç? Evet Almanya'nın büyük bir maçıymış efendim. Ben de ne yapayım Emir'ciğim? Karpuz yiyorum. Birazdan da menemen yapacağım. Ondan sonra pudingin içine de şu vince sütlü çikolata koyacağım. Yani şekerim düşüyor hayatım. Yok kebap gelmedi. Kimseden gelmiyor. Nazar değdiler. Kebap da gelmiyor, pirzola da gelmiyor. Son 5 dakika. Sürem uzun. Ama biraz da Gündür hanımefendiyle konuşayım. O da beni merak etti. Evet, sabah ambulansla gene hastaneye kaldırıldım Emir. Serum filan verildi. Bazı şeylerden yine şey çekildi.
demografi, ondan sonra şey, yani bilmiyorum. Bayağı bir bölümlerden şey geçtim yani. Burada olan yaram kapanmadığı için değerli doktorlarımız, evet, çok iyiler, çok iyiler. Yani bakalım, inşallah şeker çıkmaz. Ya şimdi bacağımla şuradaki şey kapanmadığından dolayı şekerden şüphelendi doktor bey, hocam. İnşallah böyle bir şey olmaz. Yani yoksa bacağım tamamen gider, Allah korusun. Bir de ben fazla şeker tüketen bir insan değilim yani. Bir Nescafe yapıyorum ikisi bir arada. O da kesme şeker olaraktan bir tane bir de çeyrek koyuyorum bardağa. Şöyle bir bardağa. Ay sevgili meyve solistim, ben de tam olarak ha sevgili Hera Kraliçem, benim hamurla aram geçenlerde şey yemiştim. Ne diyorlar? Lavaş, pide. O mu? Ben hamur işinden anlamıyorum canım benim bir tanem. Yani börek bile böreği severim ama ıspanaklı severim. Kıymalı sevmem. Yok hayatım yok. Kafamda da çok ağrı var. Yine film çektiler. Kafamda derken ha, şuradan alnımdan şöyle. Bilmiyorum. Hiç umazdım yani sabah hastaneye kaldırılacağımı. Ama işte ne yapayım? Yok, şimdi ben bunun içine şey atacağım, Hera Kraliçe. Bir paket puding kaldı. Ondan sonra bu sütlü çikolata. Hepsini atmıyorum canım, yani bir iki parça atıyorum. Evet, son iki saate geldik. Daha da var süre ama dediğim gibi efendim ilerleyen saatlerde yine huzurlarınızda olacağım. Sevgili izleyicilerim, hayranlarım. Ben de mutfağa gireyim. Hem menemen yapayım hem de sütlü çikolatayla puding yapayım. Bu işte aksama, evet, çikolata bu. Puding şeydi canım.
gideceğim. Şimdi biraz az sonra Baysal TV mutfağına geçeceğim. Öpüyorum. Kendinize iyi bakın efendim. 2 saat oldu. Daha da 2 saat var. Önemli değil. Görüşmek üzere efendim. Saygı ve sevgilerimle.